Merhaba değerli Nujuna TV izleyicileri. Biliyorsunuz Türkiye'de son süreçte sokakta yaşanan eylemlerde birçok yurttaş hak ihlaline ve kötü muameleye maruz kalıyor. Bunu son olarak Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de yapılan 9 Ekim açıklamaları ve Süleymaniye'de saldırıya uğrayan Nagihan Akarsarp açıklamalarında da gördük. Bu açıklamaların bütününde 150'ye yakın yurttaş gözaltına alındı. Bu gözaltılar sırasında da HDP milletvekili Habib Eksik'in ayağı iki yerden kırıldı. Yine gözaltına alınan kadınlar darp edilip işkenceye maruz bırakıldı ve çıplak aramaya da zorlandılar. Biz de bugün son süreçte bölgede açıklamalarda, sokakta yapılan açıklamalarda yaşanan bu hak ihlallerine dair insan hakları savunucusu avukat Gülen Kaleli ile görüşeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Siz bu süreçte yaşanan bu hak ihlallerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklamalarda insanların en demokratik haklarını kullandıkları alanda böyle bir muameleye maruz kalmaları suç içeriyor mu, içermiyor mu? Buna dair ne söylemek istersiniz? Yani sizin de belirtmiş olduğunuz pratik aslında mevcut halde devletin güvenlikçi politikalarının yansımalarından bir tanesi sadece. Yani özellikle bir genel değerlendirme yapacak olursak 2015 sürecinden bugüne kadar özellikle 2015 yılında valiliklere verilen keyfi aslında her ne kadar bir yasada değişiklik yapılsa da bunun anayasaya aykırı olduğunu da defalarca hukukçular olarak tartışmıştık ama valiliklere verilen şehre giriş çıkış yasakları, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama hakkının tanınması gibi aslında hukuk dışı ama yine devletin kendi hukuk normuyla koyduğu kurallarla birlikte demokratik yurttaşlık alanının daraltılmaya başladığını görmeye başladık. Tabii ki 2015'ten mevcut günümüze gelene kadar bu uygulamalar artık kendini daha sık bir şekilde yoğun müdahalelerle göstermeye başladı. Esasında bir toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının engellenmesi diye tanımladığımız meselede tek bir hakkın ihlalinden bahsetmiyoruz. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün engellenmesiyle birlikte işte siz gazetecilerin görüntüleri o anın görüntülerinin alınmasının engellenerek basın özgürlüğünün ihlal edilmesi. Yine ifade özgürlüğünün yani basın açıklamasını yapacak olan kitle ya da temsilcilerin seslerinin çıktığı anda işte megafonlarla bastırılması ya da sürekli polis ikazlarıyla seslerinin kısılmaya çalışılması ifade özgürlüğünün ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Ve elbette olmazsa olmaz örgütlenme özgürlüğünün ihlali söz konusu. Ne demek istiyorum? Şimdi bir basın açıklaması niçin yapılır? Mevcut halde basın açıklamasını yapan kitle konuya ilişkin bir itirazı dile getirmek, bir protesto gerçekleştirmek en doğal anayasal hakkıdır. Ama bununla birlikte bulunmuş olduğu alanda sesini duyurarak belki de konudan haberdar olmayan insanlara da sesini duyurmak, bu ihlalden haberdar etmek, protestonun neden kullanıldığını ifade etme hakkına da sahiptir. Ve bu aynı zamanda tabii ki bir demokratik yurttaşlığında olmazsa olmaz getirilerinden biridir. Tüm bunlarla birlikte tabii ki özellikle son dönemlerde de daha sık rastladığımız toplantı ve gösteri yürüyüşlerine henüz daha açıklamaya bile başlanmadan müdahale edilmesi ve mevcut işte çembere alma ya da kendilerince aslında kolluğun güvenlik gerekçesiyle ya da güvenliğinizi alıyoruz gibi aslında hukuk mantığına aykırı bir pratikte çembere alarak kitleye müdahale etmesi ya da sesinin duyurulmasının engellenmesi ya da saatlerce orada alıkonulması da tabii ki işkence yasağının bir tezahür olarak karşımıza çıkıyor. Yani mevcut halde bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün engellenmesi demek birçok hakkın da ihlalini beraberinde getiriyor. Ve bu da demokratik yurttaşlık alanının daraltılması olarak da tanımlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Peki mesela bu açıklamalarda yine bahsettiğimiz şekilde en çok kadınlar darp ediliyor, kadınlar gözaltına alınıyor. Bunu Nagihan Akarsel eylemlerinde de gördük. Neden peki mesela sadece Nagihan için değil aslında kadınların yaptığı farklı eylemlerde de yine gözaltılar oluyor, yine müdahaleler oluyor. Yani neden en çok kadına yönelik işleniyor bu hak ihlalleri, bu kötü muameleler? Yani
Mevcut geldiğimiz süreçte özellikle bir itirazın daha yüksek sesle ortaya konulması, hukuk dışı uygulamalarla yasakların ortaya konulduğu bir yerde en çok sesin yükseldiği, en çok itirazın yükseldiği ve biat etmemenin aslında vücut bulduğu yer kadınlar oldu. Kişiler kadınlar oldu. Dolayısıyla devlet zaten 100 yıllık anlayışını mevcut alanda da göstermeye başladı. İşte birçok kadına yönelik şiddet pratiğinde devletin işte kimi yerlerde tacizle, tecavüzle tehdit ederken, kimi yerlerde sesinin kısılması ya da özel savaş politikalarını geliştirmesi gibi aslında birçok başlıkta kadına yönelik, yani kadının kendi varlığına, kendi sesine olan bir bastırma söz konusu. Ama tabii ki bu şunun da getirisi, yaşadığımız coğrafya açısından da aslında hatırımızdadır. Her türlü yasaklamanın son derece şiddetli bir şekilde gösterildiği yerlerde en çok kadınlar sokaktaydı. O bariyerleri yıkanlar yine kadınlardı. Yine kendi hakkını, yani katledilen kadınlar için sokaklara dökülen, engellendiklerinde itirazlarını daha yüksek sesle belirten ya da dile getiren kadınlardı. Dolayısıyla devlet de bu denli mücadeleci, kararlı kitle olan kadınlara bir saldırı şeklinde yıldırma politikasıyla gelmeye çalışıyor. En son elbette hani sizin aracınızda bir kez daha Nagihan Akarsel'i anmadan olmaz. Nagihan Akarsel'in haberinin gelmesinin hemen ardından kadınlar aslında devlet tarafından katledilen bir kadının, Kürt bir kadının kimliği olan mücadeleci bir kadını anmak, onun sesini duyurmak, katledilme şeklini ifşa etmek amacıyla sokaklara çıktı ve bunu duyurmak istedi. Bu tabii ki son dönemde de aslında dile getirdiğimiz Jinjiyan Azadi sloganının, yani çok ciddi bir tarihsel geçmişinin ve bir felsefesi olan bir sloganın aslında tüm dünyada yankılanması ve artık çok daha görünür bir şekilde ete kemiğe bürünmesiyle birlikte erkek egemen sistem bu tehlikeyi gördü. Ve bu tehlikenin karşısında da bu sloganla birlikte her alanı mücadele sahasına çeviren kadınlara tüm varlığıyla saldırıyor, saldırmaya devam ediyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi en yasaklı dönemlerde dahi, en çok sesin kıstırılmaya çalışıldığı dönemlerde dahi en yüksek sesle bağıran yine kadınlar oldu. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu sesin kısılmasının erkek egemen sistem tarafından çok mümkün olmadığını bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Peki mesela siz de bir avukat olarak geçtiğimiz haftalarda ofisine Nagihan için bir açıklama yapılacaktı. Yüzlerce kadın bir araya geldi ve siz de bir avukat olarak o açıklamanın içinde yer alıyordunuz. Açıklamaya izin verilmedi, birçok kadın darp edildi, siz de darp edilen kadınlar arasındaydınız ve sonra da suç duyurusunda bulundunuz. Mesela o anı, o ihlali yaşayan bir kadın olarak buna dair ne söylemek istersiniz? Mesela suç duyurusunda bulundunuz, bir kötü muameleye maruz kaldınız. Buna dair mesela kolluğa yaptığınız suç duyurusu bir yere varır mı? Yani bir sonuç alır mısınız? Aslında o günden bahsedecek olursak, bir avukat olmaktan öte bir kadın olarak, bir Kürt olarak, bir Kürt kadın olarak elbette Nagihan'ı anmak ve onun mücadelesini sahiplenmek üzere hepimiz o alandaydık. Ve o alana girdiğimiz ya da girmeye çalıştığımız andan itibaren ben de yine bir meslektaşım da aynı şekilde şiddete maruz kaldık. Ama o süreçte tabii ki şu tür diyaloglar gelişti. Aslında son dönemde Diyarbakır'da yerleştirilmek istenen ve kısmen de kolluk tarafından pratiğe dökülen şu diyaloglar tekrardan zikredildi. Saatinde gelmediniz, çemberi aldık, çemberi kapattık. Şimdi aslında biz çokça yasalardan, özgürlüklerden, haklardan bahsediyoruz ama bunun pratikteki yansıması, bir anayasal hak olarak bile tanımlanan bir fiilin kolluğun çok keyfi ve yine aslında o güvenlikçi ve son derecede aslında politik sahiplerle
göstermiş olduğu fiillerle birlikte engellenmek isteniyor. Yani bir yurttaşın hangi eyleme, saat kaçta, ne zaman, ne şekilde katılacağına kolluk karar veremez. Ben bir yurttaş olarak ya da işte meslektaşım bir yurttaş olarak ya da oradaki kadınlar ya da oradaki karma grup bir meseleye dair devlet tarafından katledilen bir kadına anmak üzere orada ve dolayısıyla saat kaçta, ne şekilde gideceğimizin kararının kolluğun veremeyeceğini kendilerine belirttik. Ama şu da bir pratik olarak tabii karşımıza çıkıyor. Şimdi en başta da söylediğim gibi basın açıklamalarının bir amacı vardır. Ama Diyarbakır'da özellikle son dönemde yine kendilerinin de belirtmiş olduğu gibi bunu bir güvenlik alma olarak tanımlıyorlar. Ama çembere alma pratiğini görüyoruz. Şimdi çembere alma pratiği dediğimiz şey aslında bir güvenliği alma yöntemi değil, kişileri alıkoymaktır. Ve saatlerce orada yoğun bir kolluk baskısıyla birlikte bir çemberin içerisinde sesinin kısılmasını ya da hareket alanının engellenmesi demek aslında kötü muameledir. Bununla da birlikte yine aslında kollukla yurttaşın karşı karşıya geldiği alanda bu hakkımı kullanmak istiyorum şeklindeki bir itiraza yönelik ben devletim, buraya girişinizi engellerim, bu hakkı size kullandırtmam şeklindeki bir karşılık aslında orada bulunan kolluğun ne amaçla, yani bir güvenlik gerekçesiyle değil, ne amaçla, ne için olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu tabii ki olayın ilk aşaması. Yani işkence meselesinde aslında devlet sisteminin bir bütünen kol kola girdiğini söylemek mümkün. Niye? Çok uzun süredir hani işkence ve kötü muamele başvuruları alan ve hukuki süreçlerini takip eden bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Ne yazık ki kolluğun yapmış olduğu fiile akabinde işkencenin belgelenmesi ya da etkin soruşturulması için bir gayretin değil, aksine son derece ayak direten, pasif bir hale gelen işte hekimlerin ya da yargısal ayağın olduğunu görüyoruz. Ne demek istiyorum? Kolluk şiddeti uyguluyor. Siz bir yurttaş olarak hastaneye gidiyorsunuz. Hastaneye gittiğinizde bu izlerin belgelenmesini istiyorsunuz. Elbette bir adli vaka olarak giriş yaptıkları için hemen polis geliyor. O arada hekimin polisi çıkartıp sizi birebir aslında muayene edip işkenceyi belgelemesi gerekirken polisle birlikte muayeneye zorlayan ya da polisle birlikte polise bilgi veren bir konumda olduğunu görüyorsunuz hekimlerin. Hepsi için bahsetmiyorum. Elbette gerçekten bu alanda çok kıymetli çaba veren hekimler de var. Ama genel pratik ne yazık ki bu yönde. Bu da bizim için bir mücadele sahası olarak önümüzde duruyor. Akabinde işkenceyi belgeleme konusunda pasif kalan hekimin devamında siz bir suç duyurusunda bulunduğunuzda, delillerin toplanmasını istediğinizde savcılıkların hareket etmediğini görüyorsunuz. Ve netice itibariyle geldiğiniz hukuki süreçte de şunu görüyorsunuz. Aslında son dönemde özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarına da bakıldığında bir işkence vakasının kendisini tespit etmek değil, yoğun ihlal kararının bulunduğu alanın işkencenin etkin soruşturulmaması üzerinden verilen ihlal kararlarını görüyorsunuz. Bunu şöyle okumak gerekiyor. Bir hakkın ihlal edilmesini değil, Anayasa Mahkemesi o hakkın ihlaline gelene kadar daha en başında diyor ki sen bu ihlali tespit edebilmek için yola bile çıkmamışsın. Dolayısıyla bir bütünen aslında kolluğun şiddetiyle başlayan ama sistemsel olarak devam eden işkenceyi, işkencenin üstünü örtbas etmeye çalışan bir sistemin olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. AYM'den bahsettiniz. Çünkü Türkiye'nin de imzacısı olduğu sözleşmeler var uluslararası anlamda. Bugüne kadar, mesela şimdiye kadar bahsettiğimiz bu işkence, kötü muamele, hak ihlali yasal olmamasına rağmen, hukuki bir boyutu olmamasına rağmen Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da her gün uygulanıyor. Bu anlamda Türkiye suç işliyor diyebilir miyiz ya da bahsettiğiniz kolluğun bu keyfi tutumlarının üsttekilerin, mevcut olan iktidarın Kürt halkına ya da Kürt siyasetine olan söylemlerinden kaynaklandığından bahsedebilir miyiz?
Aslında belki de şuradan başlamak lazım. Uluslararası ve ulusal mevzuatlar açısından işkencenin mutlak yasaklığını söylüyoruz. Mutlak yasak ne demek? Hangi koşulda olursa olsun, ne durumda olunursa olsun asla ve asla işlenemeyecek bir suçtan bahsediyoruz. Belki de somutlaştırmak gerekiyor. Yani savaş süreçlerinde dahi, yaşam hakkı ihlallerinin ortaya çıktığı dönemlerde dahi işkencenin hiçbir şekilde işlenemeyeceğini, işkencenin istisnasının olamayacağını aslında söylüyor kurallar. Buyruk kural olarak tanımlıyoruz bunu. Ama her zaman hukukçular olarak söylediğimiz bir şey var. Siz çok güzel yasalar yapabilirsiniz. Yani Türk Ceza Kanunu bugün esasında işte Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi ne bakıldığında Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesinin aslında tam da uluslararası normlara uygun hazırlandığını görüyorsunuz. İşte mesela son süreçte özellikle kadına yönelik bir işkence fiilinde de mesela zorunlu müdafilik sisteminin getirilmesi. Yani bakıldığında aslında bu fiilin ne kadar ciddiye alındığını ortaya koyuyor. Ama pratiğe geldiğimizde bu değil. Yani istediğiniz kadar çok güzel yasalar yapın. Bunu pratikte mevcut yargı sisteminde uygulamadığınız sürece orada yazılı olmalarının hiçbir anlamı yok. Yok çünkü zamanında da çokça aslında ifade edildi. Ülkenin İçişleri Bakanı'nın dahi işkenceyi övücü, şimdi zamanında şunu söyledi yani talimat verdi emrindeki kolluğa, kolluk İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır neticede. Kolunu bacağını kırın dedi. Ya da en son 9 Ekim protestoları sırasında Habib Eksik'in görüntüleri yayınlandı basında ve Süleyman Soylu bir tweet attı. Bu tweette aslında işkenceyi öven ve biz bu tür protestolara müsamaha göstermeyeceğiz, ne zannediyordunuz şeklinde son derece kaba ve işkenceyi yapan kişileri yüceleştiren, onlara cesaret veren bir tweet attı. Şimdi bunu tersinden baktığımızda işte Kürt halkına yönelik mevcut fiillere baktığımızda tüm basın açıklamaları, tüm eylem etkinlikler zaten bir kriminalize edilme hali ve yargılamalara konu olma. Yani bu fiillerden sonra ya da bu açıklamalardan sonra işte birçok kişi örgüt üyeliğinden, örgüt propagandasından yargılanırken aslında bir hakkı, bir özgürlüğü kullanan kişiler bu maddelerden yargılanırken İçişleri Bakanı açık açık buyruk bir kurala aykırı bir fiil işlediğinde cezasızlıkla karşılaşıyoruz. Elbette ki Türkiye suç işlemiyor mu bu fiillerle? İşliyor. Çünkü işkencede devletin pozitif ve negatif yükümlülükleri vardır. İşkence yapmama yükümlülüğü vardır. Eğer işkence meydana gelmişse de bunu etkin soruşturma ve faillerin cezalandırılması ve en önemlisi uluslararası normlar açısından da bir daha tekrarlanmama hakkının ortaya konulması gerekir. Bu bir daha tekrarlanmamayı nasıl sağlar? Mevzuatını güncelleme, mevzuatını güncellemekle de birlikte bunun pratikte de aslında karşılığının bulunmasıdır. Biz burada eksik kalıyoruz. Her alanda olduğu gibi. Dolayısıyla hukukçular için de, hukukçular açısından da, biz hukukçular açısından da önümüzde mücadele etmemiz gereken alanlardan biri olarak görülüyor.